bahsetti. Çocuğundaki dikkat dağınıklığından bahsetti. Burada taze sıkılmış havuç suyu. Bakın bu çok iyi. Bir de mevsiminde can eriği muhteşemdir. Dikkat dağınıklığında. Ancak ben şunu söyleyeyim. Meral Hanım, çocuğunuza asitli içeceklerin içerisinde suni tatlandırıcılar var. Bunlardan uzak duracaklar. Ve 12 kromozomlu buğday, bunun ekmeğini tüketeceksiniz. Yani böyle hemen 10 dakikada 8 dakikada pişen değil. Bu ekmekler 1 saat filan pişiyor. Birazdan göstereceğiz hocam. Evet. Şu masanın üzerinde tamam. Duruyor. Gerçekten göstermemiz evet. Lazım. Bir başka şey daha söyleyeyim. Çocuklarınıza kesinlikle bu katkılı tatlılar var. Çikolataların içinde değişik katkı maddeleri var. Şimdi her insanda aynı etkiyi yapmaz ki bu mübarek. Mesela bir vatandaşın patlıcan alerjisi vardır. Sen yersin bir şey olmaz, o patlıcana karşı alerji. Dolayısıyla insanların genetik yapıları farklıdır. Şimdi dikkat dağınıklığı dediğimiz şeyde işte özellikle bu çocukların dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten %100 doğal buğday ekmeğini tercih ettirin. Bunu söyleyeyim. Oğlu için bir de Cinco Biloba çayı da içirebilir. Melissa, bak limon melissa. Bu dikkat dağınıklığında limon melissa da sedatif etkilidir ama çok faydasını görecektir.